Yolay kullanıcılarımız, merhabalar. Ürünlerimizi kullanarak bizlere destek olduğunuz için öncelikle herkese teşekkürlerimi sunarım. Sizlerin bu destekleri sayesinde yeni bir ürün daha çıkardık. Şu an bu yeni ürünümüzün Yolay Monera bunun tanıtımını yapacağım. Yeni modelimiz tamamen sirkülasyon motoru ile çalışan bir filtre sistemi. Farklı sirkülasyon motorları ile kullanılabiliyor. Farklı kuvvetlerdeki sirkülasyon motoru sayesinde yaklaşık olarak 50 litreden 2 tona kadar kullanabilirsiniz filtremizi. Aynı zamanda flora ile de birlikte entegre çalışabiliyor. Onu ayrıca tarif edeceğim. Yeni modelimiz 3 hazneden oluşuyor. Sünger bölümü 2 adet ve ortadaki temiz su çekme bölümümüz var. Şimdi buraları tarif edeyim. Sünger bölümü 3 farklı gözenekteki sünger yapısından oluşuyor. Buradaki parçalarımız sökülüp takılabilir. İstediğiniz gibi temizlik yaparken çıkarabilirsiniz. Tekrardan takabiliyorsunuz. Bunları takarken en üstte muhakkak geniş gözenekli, daha sonra orta gözenek, daha sonra ince gözenek. Bu sıralamaya dikkat edin. Orta bölümümüzde temiz su çekme haznemiz var. Bu temiz su çekme haznemizde 2 tane kızaklı keçe sistemi var. Gördüğünüz gibi. Bu keçe sisteminde şurada dikdörtgen bir açıklığımız var. Bu muhakkak filtrenin üstüne gelecek takarken. Ve keçe bölümü süngerlere bakacak yön olarak da. Bu ters olarak takılmıyor. Yönümüz bu şekilde. Filtreyi ilk yeni aldığınızda bu parçaları bir söküp takıp nasıl sökülüp takıldığını görmüş olursunuz. Bu motor çapları farklı motorlar kullanabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde motorla da çalışabilir. Bu tarz motorla da çalışabiliyor. Motor bölümü de buraya takıyoruz. Genelde kullandığınız motorlar iki taraflı çıkışı var. Eğer flora ile çalıştırdığınız zaman bu mavi boruyla buraya takıp flora bölümüne su gönderebiliyorsunuz. Böylelikle temizlik çok daha üst düzeyde gerçekleşiyor. Aynı zamanda turbo sistemi diyebiliriz. Temizlediği su bir daha temizleniyor. Ve daha üst düzeyde bakteri gelişimi sağlanır. O da ayrıca tavsiyemizdir. Motorun burada muhakkak bir hava çekme yeri var. Bu hava çekme yerine bu hortumu takacağız. Genelde bu motorların kendi orijinal hava çekme susturucu parçası var ama çok işe yaramıyor bunlar. Ondan bunları tavsiye etmiyorum ben. Burada muhakkak hava vanası kullanın, tekli vana. Buradan çektiği hava miktarını ayarlıyorsunuz. Aynı zamanda hava çekiş sesini tamamen yok ediyor. Bu buraya takıldığında muhakkak bu suyun üstünde kalacak. Bu şekilde ayarlamanız lazım. Bu şekilde 4 adet farklı uzunlukta borularımız var. Bu kısa borular akvaryum yüksekliğiniz buna uygunsa bu boruları kullanacaksınız. Ve burada da süzgeçlerimiz var. Eğer akvaryumunuz daha yüksekse bu boruyu kullanıyorsunuz. Ama daha kısaysa da gerek yok. Bazen bu boru sıkışık olabilir. İçeri girdiğinde sıkışıp kalabilir. Su pislik geldiğinde. Diğer uzun boruyla buradan iteleyerekten çıkarabilirsiniz. Bunu da tarif olarak göstermek istedim. Diğer bir en önemli husus ve patentini aldığımız en büyük özellik, bakın 3 bölüm var ve burada birçoğumuz bilir, bileşik kaplar kanunu vardır. Buradaki kaplar üçü de birbirine eşittir ve çıkartırken pislik buradan girdiği için
Yer çekimi de bu tarafta olduğu için bu tarafa gelir. Ve burada da bileşik katlar kanununca bütün seviyeler eşit olduğundan dolayı bunu çıkartırken bir milim dahi pisliği bırakması imkansız. Kuvvetli olmasına rağmen nasıl bakteri yakaladık? Onu kısaca anlatayım. Şimdi şu orta bölümde oluşturduğumuz temiz su haznesi, motorumuz burada çalıştığında buradaki suyu çektiğinde burada bir vakum oluşturuyor. Bu vakum sayesinde buradan pis su çok kuvvetli bir şekilde içeriye giriyor vakum sayesinde ve bütün filtre süngerlerine tam temas sağlayaraktan alta geçiyor. Alttan geçtiğinde burada keçe bölümümüz var. Keçe ilk temiz olduğunda direkt su çok akıllıdır. Temiz olan, kolay olan yerden geçer. Ve keçenin de erken kirlenmesine yol açıyor bu sayede. Ve süngerlere de yaklaşık olarak bu sanırım 20 santim tam temas sağladığından burada da bakterisini mükemmel bırakıyor. Çünkü geniş gözenekte kalın pisliği yakaladık. Orta gözenekte diğer kalınlığı yakaladık. İnce gözenekte de diğer inceyi yakaladık. Ve daha incesi de keçeye kalıyor. Keçe de daha ince noktayı temizleyip ve temiz su bölümüne geliyor su. Ve buradan da motor vakum yaptığında bu süngerler zaman içinde bakteriyle dolmasına rağmen, kirlenmesine rağmen su geçişine artık iyice zorlaştırıyor. Ve vakum sayesinde bu pisliğin içinden suyun hala geçmesini sağlıyor sistem. Mesela şurada göstereyim ben size bir örnek. Mesela bu akvaryumumuzu bir deney yaptık. Bir de filtre pisliğinin yaklaşık olarak 3-4 aylık bir pisliği bu akvaryuma döktük. Ve döktüğümüzde bu su çamurdu. Ve burada balık yaşaması imkansız olarak görünüyordu. Ve filtremizi takıp çalıştırdık. Çok aşırı pislik olduğunda direkt şu üst seviyeler erken kirlenme yaşadı. Çok hızlı bir şekilde kirlendi. Bakın vakum etkisini görüyor musunuz? Üstteki süngeri ki o kadar dolmuş su geçmek istemiyor. Ama bizim vakum sistemimiz sayesinde bu süngere şu baskıyı yapıyor. En üstteki. Ve onu aşağıya çekmeye çalışıyor. Şu aradaki parçalarımız olmasa komple bunu çekecek vakumun. Buradaki uyguladığımız mantığın mükemmelliğini gösteriyor. Mesela çok kirlendiğinden su çıkışı o kadar azaldı ki ucuna suyun çıkıp çıkmadığını hissetmek için bir köpük taktık. Mesela o köpük çok hafiften kıpırdıyor. Artık oksijen atması kesildi. Çünkü çok vakum yapıyor. Çok az su geçebiliyor. Ama ona rağmen suyu hala asılıyor buradan. Bu pisliğin arasından geçiriyor. Ve çok az bir su geçmesine rağmen akvaryumdaki mükemmelliği görüyorsunuz. Yakında bunun videosunu çekeceğiz. Bu filtrenin temizlenmiş halini temizlerken. Ve bu yüzden bir hava motoru taktık. Oksijen kesildiği için. Ve içerideki su kalitesini görüyorsunuz. Bu normalde çamurlu, çok aşırı pis bir suydu. Ve akvaryumdan pis suyu çekerken buradan bu iki bölümden çekiyor sistemimiz pis suyu. Buradan çektiği pisliği yukarıya alıp yukarıdan en üstten bütün süngerlere temas sağlayaraktan alta geçmesi ve keçe bölümünden geçerekten daha sonra motor tarafından dışarı atılıyor. Bu sayede yaklaşık olarak bir dış filtrenin alabileceği pisliğin tamamını buraya sıkıştırma özelliğine sahip. Buradaki bütün bakterilere temas etmesini sağlıyor geçen pis suyun. Bu temas sayesinde de zaten mükemmel bir şekilde çok üst değerde su değerlerine ulaşmasına yol açıyor. Aynı zamanda sudaki amonyağı da yok ediyor. Çok kuvvetli çekim gerçekleştirmesine rağmen, akvaryumda dip çekimini yok etmesine rağmen, eğer akvaryumda yavrularınız olduğunda bu yavruları çekmesini istemediğiniz zaman şu üst iki kapağı açarak bu sünger bu motor kuvvetine göre süngeri bir 5 milim veya 20 milim civarı yukarıya çıkarmanız yeterlidir. Bunları yukarıya çıkardığınızda çekim alanı buraya gelecek. Artık buradan çekimi durdurur
ve çekim alanı genişlediği için yavru çekme olayını sıfıra indirir. Bu motor kuvvetine göre bu süngerin aşağı yukarı seviyesini ayarlamanız gerekiyor. Hem bu kadar kuvvetli çekim ve yavrulara da hiçbir zarar vermeden kullanabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı da var. Yavrularınız büyüdü ya da yavru yapmayan diğer bir türe geçtiniz. O zaman tekrardan bunları indirip kapaklarını kapatarak kullanıyorsunuz. Monara filtreyi kullanırken muhakkak akvaryumun sol camında veya sağ camında kullanmanız gerekiyor. Arka camda kullanmayın. Çünkü sol camda kullandığınızda ya da sağ camda kullandığınızda motorun bir çıkışı muhakkak şu dairesel döngüyü yapmak zorunda. Bu dairesel döngüyü yaptığı zaman karşıya gidip su tekrar dönüp çekim alanına geliyor. Ve balık tarafından kumdaki pislik havalandırıldığında akvaryumda kesinlikle dip çekime ihtiyacınız kalmıyor. Tamamen bitirir. Ve filtremizde gördüğünüz gibi müthiş derecede bakteriyel yapı oturmuş durumda. Ve akvaryumun dibinde en ufak bir pislik göremiyorsunuz. Çünkü Japon balıkları da çok ideal kumu havalandırıyor. Havalandırdığı için bütün pislik tamamen modera tarafından hapsediliyor. Ve sıkıştırılarak da hepsinin depolanmasına yol açıyor. Akvaryumdan filtreyi çıkartırken de şu ana kadar sıkıştırdığı, depoladığı pisliğin en ufak bir tanesini dahi bırakmadan dışarıya çıkarabiliyoruz. Monara'yı motorsuz olarak da satışa sunacağız. Şu ana kadar tespit ettiğimiz motorlar bunlar. Ama daha farklı motorlara da uyumlu. Monara'nın iş çapını sizlere bildireceğiz. Satışında bu açıklamalar olacak. Kaç milimetre oldu. Ona göre elinizdeki motoru ölçüp bizden bunu direkt kasa olarak da satın alabileceksiniz. Ve kendi motorunuzu direkt takıp çalıştırabileceksiniz. Ama şu an için tespit ettiğimiz modeller bunlar. Bu ürünün satışında bu markalar, modeller anlatılacak. Ve yakın zamanda daha da tespit ettiğimiz modeller sürekli sitemizde güncellenecek.